Özaydın Sürücü Kursu. Başarı ve güvenin tek adresi. Hoş geldin. Bakalım ne kontrolümüzü yapalım. Tamam. Dur. Şimdi bir de durun alalım. Evet, tamam. Bakalım açalım kaputumuzu. Evet. Bir sınavda daha birlikteyiz arkadaşlar. Mehmet adayımız motor tanıtımı yapıyor şimdi. Motor suyumuz, cam silecek suyumuz, motor üst kapağımız, motor yağımız, yağ çubuğumuz, hava filtremiz, akü, sigorta kutusu, tren yolu. Teşekkürler. Kapatabiliriz. Yardım kitimiz, üçgen reflektörümüz, yedek üst sekmemiz, kiriko kolumuz, kiriko, bijon anahtarı, çekileyim. Tamam, teşekkür ederim. Evet Mehmet Irmak, bir hazırlığımızı yapalım şimdi öncesinde. Sonrasında bir aracın içinde tanıtırsın bize. Komşusunda takmamış. Devir saatimiz var. Evet. Hararet çubuğumuz. Evet. Yakıt çubuğumuz. Kilometre saatimiz. Evet. Sağ sol sinyalimiz. Evet. Ucundan farlarımız ölçülü. Silecek kolumuz. Evet. Aynalarımızın ayarlı bulunuyor. Kilometre. Yani klima. Evet. Radyo. Sesimizde kalır. Altı ileri bir geri. Evet. Bir de pedallarımız da sonra çıkalım. Zevri arşivden. Tamam. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Hazırsan çalıştıralım. Arkayı görüyorsunuz değil mi? Başarılar diliyorum. Nasıl? Hocanla beraber geliyorsan, yapıyorsan, derste birlikte uygula yeterli. Heyecan yapmana gerek yok. Çalışıyorsun. Hangi şeyde? Yani dalda çalışıyorsun ama işin demesi değil. Kaynakçıyım hocam. Kaynakçı. Ben şurada bundan sonra sınava girecek olan adaylarımıza da ek bilgi vermiş olayım. Size de söyleyeyim yani bunun, başka adaylarımız da bilsin. Burası iki şerit yol esasında. Şu şerit emniyet şeridi. Lütfen burada durmayın sınavlarda. Hani biz de benim için söylüyorum. Diğer önümüzdeki sınavlarda, diğer giden adaylarda aklınıza bulunsun bu yol iki şerit buraya girmeyin. Burası emniyet şeridi. Işığa kadar yanaşıyorlar. Sonrasında dönmesinde sıkıntı yaşıyorlar. Ben bunu size bir tavsiye olarak vermiş olayım.
sallayabilirsin eğer araç yavaş. O biraz şeyden gidiyor, şehir dışı gidiyor. Burada istersen öne. Evet, öne gidelim. Sen burada mesela şey biliyorsun, önündeki kaç parkımız dolu. En son sanırım boş. Oraya gidebilirsin. Zaten. Hocam gayet güzel adayımız. Yanaşmalar evet, Mehmet, altyapısı olan değil mi? Mehmet daha önce belli zaten. Böyle bize de bir güven vermiş, bir rahatlık. Evet, sizde de var rahatlık hocam. Aynen. Bak hiç biz de konuşmuyoruz değil mi hocam? yani insan anlıyorum ben sizleri, heyecan yapıyor insan. Her adayın geçmesini istiyor. Tabii bizler hepsi geçsin. Tabii istiyoruz. Bilen böyle altyapısı olan aday oldu mu? Bir rahatlık daha güzel bir şeydi umarım. Bizim için de öyle yani. Sizler yanımdan için de öyle. Tabii. Şimdi Mehmet gibi olsun. Yani, sizin için de 15 tane olsun, Mehmet gibi olsunlar. Sen güzelce hizan al, hocalarımız inecek. Tamam mı? Tamam. Ayarladım. Tamam mı hocam? İki tekerlek değdi mi? Tamam hocam. Tamam, hadi çıkabilirsiniz. Şimdi çıkıyoruz, hocalarımızı alalım, bekle. Tamam, dursun burada. Hocalarımız değilsin. Sonrasında istersen ikinci L'ye gidelim. Çünkü orası daha müsait, burası yok. Dışarıdan da çıktı. Evet. Şimdi ikinci L'ye gidelim. Çıkalım. Burada sıra var çünkü. İkinci L'ye gidelim. Tamam. Hadi bakalım hocam. İyisin. Evet. Hadi. Hocalarımız indi. Güzelce şöyle bir levimiz yapalım. Sen zaten kullanıyorsun belli maşallah. Ama tabii kullanmak yetmiyor değil mi? Hmm. Kurallara uygun, ölçülere uygun yapmak da lazım. Çok bazen üzülüyoruz böyle kullanıp da gelen ama son saniye ya da bir tane dubaya vuran çıkarken ya da hiç fark etmeden bir sinyali unutan alaylarımız oluyor. Çok bunlar üzücü oluyor. İnşallah sen de bunu yaşamayız. Hadi yeterli yeterli, çok fazla. Evet. Tamam hocam. Tamam hocam. Hadi çıkabiliriz. Dikkat et, dubaya çarpma sakın. Biliyorsun çıkışta haklarınız var. Eğer çarpacak gibi olursanız hani ileri geri yapma park yerlerini ister paralel ister L'de sınırsız hakkınız var. Manevra hakkınız var. Park bittikten sonra. Evet. Güzel. Teşekkür ederim. Hadi bakalım. Bundan sonrası bitmiş sayılır değil mi? Artık bir daha inmeyeceğiz hocam. Emniyet cemerimizi takabiliriz. Emniyet alın kendinize.
burada biraz L yapacağımız alanı daraltmışlar sanırım. Dikkatlice. Gündüz yerini yap. Bazı adaylar bize spoiler dövüşüyorlar hocam. Sanki geçmeyecekmiş gibi. Bak Mehmet nasıl tık tık hiç hissettirmiyor bile. Hocam siz beğendiniz mi adayınızı? İyi sürüyorum. İnşallah ama biliyorsunuz kontak kabına gelsin. Devam ediyor değil mi Mehmet? Dikkat elden bırakmak yok. Dikkat de son saniye kadar dikkat. Ama hani ne olduysa bitti falan gibi düşünme yani. Ay farkları bitirdim. Nasıl bir gerisi gelir diye düşünme yani. Son saniye, son kontak kabına gelsin. Nasıl devam ediyor? İleriden kavşaktan döneceğiz biliyorsun. Dersleri tamam. Evet. Güzel görebiliyorsun. Tamam. Bazen böyle şey oluyor hocam yanlış anlamayın da. Hani nasıl olsa biliyorum deyip iki üç ders geleyim işte ben araba kullanmayı biliyorum diye düşünüp eksik geliyor. Sonra da birazcık güzergahta unutkanlık yapanları da görüyorum. Ondan sonra tam aldım diye. Güzel göre tam biliyor musun diye. Evet hocam çok iyi bilmek. Evet. Yani hocam nasıl ben biliyorum 3 ders geleyim 5 ders geleyim diyen adaylar gelenler olmuş daha doğrusu. Onlardan birkaç tanesi neredeyse böyle kaçırıyor döneceği yerlere falan daldırıyorlar tabii o gelmediği için. Hocam siz de bayağı bir test sefer denk geldik değil mi? Sınav. Evet hocam. Ama maşallah ama şu ana kadar kalanımız olmadı. Ya onların dahil edeceğiz yani inşallah. Komisyonlar zaten buraya adayları bırakmak için oturmuyorlar ki hepsi gitsin diye. Sadece onları kontrol amaçlı. Sizi iyi motive ediyorsun hocam. Yani. Hatta videolarda, yorumlarda bayağı sizin övgüler var. Teşekkür ediyorum hocam, bayağı herkese. Bayağı tanıdınız Türkiye çapında. Teşekkür ederim. Tutum ve davranışınızda örnek oldunuz belki de. Zaten örnek olmak amaçlı evet. Bu çekimlere izin veriyoruz hocam. Yani evet. Öbür gibi bizim amacımız tanınmak falan değil. Tabii, amacımız sürücü olaylarını... başlarına gelebilecek herhangi bir olay ya da başka bir tavsiye olabilir. İzlediklerini kendilerine al, bu da böyleymiş denilen küçük bir nüansı fark edebilirler. Yani ne olur burada amaç herkes geçsin isteriz. Yani hepimiz anne babayız, hepimiz öğretmeniz, hepimiz eğiticiyiz. Yani kimse kimsenin hiçbir yerde başarısız olmasını istemez. İşte bir distopya da şey yaparsa ya da bir gerçekten dönüşlerde toplayamaz, ters yöne girer. O tehlike yaratır biliyorsunuz. Bunları kabul etmiyoruz böyle şeyleri. Çünkü ileride maşallah gençlerimiz çok heyecanlı şimdiki gençlerimiz. Hadi nasıl olsa ben bu ehliyeti aldım. Hadi babamın arabasını da alayım.
gidip gidip yarın bir gün yapamadığı bir şeyle bir kazaya sebep olup ya kendine ya da karşısındaki canını tehlikeye atarsa bunun ne var yapmış mısın? Çöpçü. Evet. Sıraların kamyonları yetmemiş bir de çöpçüleri var. Araçların uzaklığı, hızını değil mi? Tabii ki. Ayaracağız. Çık çık olayı da ayaracağız. Kesinlikle. Biraz heyecanlı galiba. Ağzı değil, konuşmuyor. Biz böyle konuşuruz canlar. Heyecanla konuşamıyor. Hocamla sohbetimiz vardır. Ya biz onu ama zaten rahatlatmak amaçlı sohbet ediyoruz. Yani çok üzerine böyle devamlı, hiç sessiz onu izler gibi olsa burada, daha çok gerilir. Demek burada bekleyelim onu. Sınavlarda adayın yanına girmeyelim. Evet. Şimdi o belki kaçırabilir. Ya, derslerde giriyoruz ama hani evet. Sınav ya. Heyecan yapar falan. Onun belki için. Kaçırabilir, belki bir şey olabilir, kalkamayabilir. O gitsin. Ondan sonra sen de rahatça şu tur yasını geçmeden duruyor. Adayın biri böyle kalmış bayağı. Evet. Adayımız. Başka bir person. İşte yanıma araç geldi. O beni hani evet. Heyecan yapmış. Sınav anında heyecan oluyor. Evet. Gerek yok yani değil mi? Bekleyelim ben de. Sınav geldiğinde. Şimdi evet. Rahatsız ettik. Evet güzel. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Bu da maşallah olduktan sonra gerisi herhalde olur gider diye düşünüyorum ben de. Kendilerle hocam baş 90'lar değil mi? Evet. Kendini 3 anıdan bitmiyor yani. Hayır, özellikle... Araçtan inmek bile bir kural hocam yani. Hatalı inmek... Tabii. Aynalarınıza bakacaksınız, kapınızı öyle açacaksınız, arkadan geleni kontrol edeceksiniz. Yani ara... Böyle pat diye kapı açıp pat diye inmek bile yok. Yok herhalde gene. Kamyonlardan dolayı maalesef. Daha çok içeceksin hocam. Adaya da biraz kafasını karıştırmak da istemiyorum fazlasını konuşup da. Sonrasında da demesin sizin izleyen arkadaşlar. Hoca ne kadar çok konuşuyor ya da çok karışıyor ha. Gibi. Yok karışmıyorsunuz da motive edici yani. Sözleriniz oldu. Yani dediğim gibi eğitimci olunca. Ben hayır şöyle de karışmak da istemedim. Bak hani hoca karıştı yardım etti diye bazen eniştiler de alabiliriz. Hiç belli olmaz ama bizim burada dediğimiz gibi hani yaptığımız, verdiğimiz tavsiyeler yardımcı olsun hani gibi içeride müdahale etmiyorum farkındaysanız. Sadece tavsiye veriyoruz. O da diğer madem bu çekime izin verdik. Bunu izleyen arkadaşlara da faydası dokunsun diye. Mehmet'in de belki ileriki sürüş hayatında aklında kalır bazı şeyler. Değil mi? Galiba hafiften inşallah Allah versin. Bakalım.
varış noktamız gözüktü. Müsait olan, evet, müsait olduğun, senin rahat yanaşabileceğin bir yere parkın edersin. Ya arasında şey yapmak zorunda değilsin, neresi rahatsız orayı bırakabilirsin arabayı. Dikkat et. Hoppa! Ne yaptın be? Evet, ne yaptın? Ne yaptın? Ümit, bunun kahvaltı yeri olduğunu biliyorsun değil mi? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Evet. Ya orası bir duvar olsaydı? Duvara toslamıştın mesela. Evet. Şöyle bırak arabaya mı? Serhat hocam. Evet. Ne yapacağız? Şanslarsınız hocam. Ya ben çok isterim de, ben senle şok ettim şu anda. Tam sınavı kaldırma çıkıyor. Yani herkes evine baktığı yerde yapılır mı bu? Şanslarsınız. Karşıdan bakıyor zaten. Yani benim seni burada kazandı demem benim kendi sicilime işler, biliyor musun? Çok isterim yani seni geçirmeyi ama ya elimdeki bir şey. Allah'ım ben sana dedim hatta dikkat et diye. Ya çok üzülüyorum ama elinde yapacak bir şey var. Fizik bir şey yok. Mecburen seni yani bırakmam zorunda. Biraz düzeltse. Çok üzüldüm bizi Mehmet ya. Nazar mı değirdik acaba? Hocam ya kusura bakmayın ama yani biliyorsunuz hocam, kuralları. Tabii canım karar sizin. Ben sizin kararınıza tamam. Mehmet, evet. Bak gerçekten çok üzüldüm. Çünkü şu üstüme çok üzüldüm. Şans veriyorsunuz. Neyse Mehmetciğim. Biz, yani şans verecek benimle ilgili durum değil. Şurada inan bak gerçekten herkesin görmeyeceği bir noktada bir şey olsaydı belki biz hocamla töler edebilirdik ama sen burada herkesin göz önünde bakarken özellikle müfettişler varken yani bu olmaz. Yani bizim için olmaz. Bize de bir zarar dokunur bunu. Çok üzülüyorum ama Mehmet, bir dahaki eminim ki geçeceksin, bir daha da bunu yapmayacaksın. Düşün, onun bir duvarı olduğunu düşün, tamam mı? Duvara yani yanaştığını düşün mesela. Değişmiyor zaten, parkur sonra direkt iniyoruz. Tamam, artık şey, yani bizde bir şey yok, sakın üzülmeyeceğim ama ben çok üzüldüm. İnşallah ikincisinde bu hata yapmazsın. Tüh.